kimler devlet bankalarını soymuşsa mafya bunlardır. Kim bu ülkede halkına zulüm yaparsa hesabını verecektir. Onlar yeraltı dünyasının namlı isimleri. Hayatları filmlere, romanlara konu oldu. Bazıları kirli işlerle yükseldi, bazıları bileğinin hakkıyla. İşte son yıllara damga vuran namlı kabadayılar. Mafya bir teşkilat olayıdır. Mafyanın mecliste milletvekilleri olur, bakanları olur. Tüm dünyada olduğu gibi bu topraklarda da kabadayılar, mafyatik tipler eksik olmadı. Hepsinin yuvası da çoğunlukla İstanbul, palazlandıkları yerse genellikle cezaevleriydi. Osmanlı'da hızlı bıçak kullanmasıyla bilinen Solak Ligor, Piçardaş, Arap Hüsnü, Şık Manol, Odesalı Kosti onlardan birkaçıydı. Namı bugüne ulaşan ilk dönem kabadayılarının başında Kürt Cemali olarak bilinen Cemali Coşar gelir. Ailesi başkente doğudan göç etmişti. 1933 doğumluydu. 50'li ve 60'lı yıllarda Ankara'nın namlı kabadayılarından biri oldu. 1962'de bölgelerin paylaşımı konusunda sorunlar yaşadığı kabadayı Mehmet onu Hergele Meydanı'ndaki kulübüne çağırdı. Ancak Cemali bile bile kurulan tuzağa düştü. Cemali'yi gecenin ilerleyen saatlerinde vurup öldürdüler. Nuri Sesi Güzel, Nisan 1962'de Ankara'da tuzak kurulup öldürülen namlı kabadayı Kürt Cemali için Ankaralı Kürt Cemali'ye Ağat adlı bir türkü yazdı. Cinayetin iki faili vardı, kabadayı Mehmet ve Dündar Kılıç. Dündar Kılıç yıllar sonra anılarında bu olayı anlatıp Nuri Sesi Güzel'in ağadını dinleyen silahlanıp beni öldürmeye geliyordu diyecekti. Bir iddiaya göre Haldun Taner, Keşanlı Ali Destanı'nda aslında Kürt Cemali'yi anlatıyordu. 1935 Trabzon doğumlu Dündar Kılıç, Kürt Cemali'nin öldürülmesi sonrası o davadan beraat etmesine rağmen Ankara'da can güvenliği yoktu. 7 defa saldırıya uğradı, sonunda İstanbul'a taşındı. Kürt İdris'le o günlerde tanıştı. Herkes bir Laz-Kürt mafyası çatışması beklerken onlar hem dost hem de ortak oldu. Türkiye'de kabadayı denen insanlar var. Onlar kumarhaneciliğin dışında hiçbir kötü faaliyet göstermediler. Yılmaz Güney kulübüne gittiği Kürt İdris'le tanıştı. O da Güney'i dostu Dündar Kılıç'la tanıştırdı. Bu arkadaşlık Yılmaz Güney'in filmlerine de yansıdı. Kabadayıları, yeraltı dünyasını işlediği birçok filminde iddiaya göre bu iki kabadayının hayatından kesitler vardı. Hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük. Dündar Kılıç hayatı boyunca yaralama, silah taşıma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi gerekçelerle 38 defa tutuklandı. Ömrünün 21 yılı cezaevlerinde geçti. İşkenceler gördü. Neler yapmadılar ki? Ceyran verdiler, beni buzlu küvede attılar ve dişlerim birbirine çarparak 4-5 tane dişim kırıldı. Dündar Kılıç, bıçak ve kurşunun gölgesinde geçen bu ömrüne rağmen doğal sebeplerle vefat eden sayılı kabadayılardan biri oldu. 1999'da 64 yaşında üst solunum yolu yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ben 40 senedir canım ortada, kellem ortada, öldürülmek isteniyorum kiralık katiller tarafından. Benim kendi arabamda zırhlı bir cam yok. 1937 Kars doğumlu İdris Özbir çocuk yaşlarda İstanbul'a taşındı. Garsonluk, komilik yaptı. Bu dönem tartıştığı bir arkadaşını bıçaklayıp öldürdü. 17 yaşındayken işlediği bu cinayetten 4,5 yıl ceza aldı. Bursa cezaevinde yattığı sırada iki çocuk istismarcısını da öldürdü. Meşru müdafaa sayıldığından sadece 17 ay ceza aldı. İki suçtan toplam 4 yıl yattıktan sonra 1964'te tahliye oldu, Beyoğlu'nu mesken tuttu. Kulüplerde ve barlarda fedailik yaptı. 70'li yıllarda İstanbul'da Kürt İdris olarak yavaş yavaş nam saldı. Dündar Kılıç'la dostluğu da bunu pekiştirdi. 80'li, 90'lı yıllarda İstanbul'un namlı kabadayılarından biri olan Kürt İdris, hazine arazilerini parselleyip satmak, çek senet tahsilatı yapmak, kasten adam yaralamak, adam kaçırmak gibi suçlarla yargılandı ancak sadece bir defa cezaevine girdi. Kürt İdris'in sanat dünyasıyla da arası çok iyiydi. Yılmaz Güney ile dosttu. İbrahim Tatlıses ve Bülent Ersoy gibi isimler onun himayesindeydi. Kürt İdris birçok davası devam ederken Aralık 2002'de 65 yaşında akciğer kanserinden vefat etti. Oğlu Ali Özbir, sunucu Esra Erol'la, kızı Şafak Özbir ise oyuncu Mesut Akusta ile evlendi.
1938 Urfa doğumlu Mehmet Nabi İnciler de yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden biri oldu. Asıl mesleği müteahhitlikti. 1980'lerde Çeksenet tahsilatı işiyle uğraştı. İnci Baba olarak tanındı. Süleyman Demirel ve Alparslan Türkeş gibi siyasetçilerle yakın ilişkileri vardı. Onun oğluyum, onun müridiyim ve ailesinin topal osmanı olmuşumdur. Aşkına karşılık vermedi diye Yeşilçam oyuncusu Filiz Akın'ın bıçaklanması olayının azmettiricisi olduğu iddia edildi. 1993'te yeğeniyle tartışan koruması, Yakup Yaşar Güven'in silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Türkiye'deki yeraltı dünyasında iki türlü kabadayı vardı. Biri kendi başına yaptıklarıyla nam salanlar, diğeri ise devletle bağlantılı iş yapıp derin güçler tarafından kollanan, bu sayede güçlenenler. Hukukun rafa kalktığı, faili meçhul olayların zirve yaptığı 90'lı yıllarda işte mafya dünyası bu şekilde ortaya çıkan isimlerle tanıştı. 1960 doğumlu Nurullah Tevfik Ağansoy, Susurluk skandalına adı karışan Ülke Ocakları eski üyesiydi. 1980 darbesinden sonra silahlı saldırı, bombalama ve bir cinayetteki rolü nedeniyle tutuklandı ve 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1986'da 5 cinayet daha işlemekle suçlandı ve MIT'le işbirliğine başladı. 1989 yılında serbest bırakıldı. Ağustos 1996'da daha 36 yaşındayken Bebek'te oturduğu kafede suikasta uğradı. Emri eski iş ortağı Alaaddin Çakıcı'nın verdiği iddia edildi. Son yıllara damgasını vuran bir başka isim ise 1953 Trabzon doğumlu Alaaddin Çakıcı. Wikipedia'da yer alan bilgilere göre siyasi sebeplerden dolayı 41 kişinin ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor. Çeksenet işlerine girdi. Ankara'da eğlence mekanlarına haraç baskınları yaptı. Derin devletle ilişkileri ve karıştığı bazı olaylar nedeniyle 90'lı yıllarda namı büyüdü. Dündar Kılıç'ın kızıyla evlendi ancak bu birliktelik trajik bir sonla bitti. Eski karısı Uğur Çakıcı 1995'te Uludağ'da öldürüldü. Azmettirici olarak Alaaddin Çakıcı yargılandı. 1998'de Fransa'da yakalandı. Türkiye'ye iade edildi. Uzun yıllar cezaevinde kaldı. Ancak 2020 yılında siyasi atmosfer ondan yana dönünce Yargıtay 17 yıllık hapis cezasını bozdu, tahliye etti. Ve geldik son zamanların en çok konuşulan ismi Sedat Peker'e. Aslen Rizeli olsa da 1971'de Sakarya'da doğdu. 90'lı yıllarda ünlendi. Barmen Oğuz Atak cinayeti, çete olaylarına karışmak, tehditle tahsilat yapmak, zorla alıkoymak suçları nedeniyle yargılandığı dava sonrası kaçtığı Romanya'dan 1998'de Türkiye'ye getirildi. Kaldığı cezaevini içeriye aldığı malzemeler ve eşyalarla bir ev haline getirdi. Ayrıcalıklı, kollanan bir mahkum olduğunu adeta herkese gösterdi. Kısa bir özgürlüğün ardından 2004 yılında tekrar içeri girdi. 12 yıl hapis cezası aldı. Bu süreçte avukatı Özge Yılmaz'la 2008'de evlendi. Ergenekon davasında da yargılanıp ceza aldı. Ulan diyor oğlum, ömrüm boyunca bülbül diye kovalarsın koskocaman leyleyi. Sedat Peker, yeraltı dünyasının en ilginç isimlerinden biriydi. Elinde tesbihten ziyade kitap olan nadir mafya babalarından biriydi. Konuşmalarında da sürekli bu kitaplardan alıntılar yapardı. La oturuyorduk da kitap okuyorduk lan, bırakın da bizi. Gülencilerin devletten tasfiyesinden sonra siyasi atmosfer bu kez Sedat Peker'in lehine değişti. AK Parti'ye yakınlaştı, çok geçmeden de 2014 yılında tahliye edildi. Çıkar çıkmaz da hükümete muhalif olanları tehdit etmeye başladı. Merhamet etmeyeceğiz diyeceğiz. Birkaç yıl sonra Sedat Peker için rüzgar tersten esmeye başladı. Bazı tehdit ve zorla tahsilat şikayetleri nedeniyle hakkında organize suç örgütü liderliği iddiasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Peker yaklaşan tehlikeyi fark edince de 2019 yılında yurt dışına kaçtı. Soruşturma devam ederken Peker'le arasının iyi olmadığı ileri sürülen Alaaddin Çakıcı'nın içeriden çıkarılması ve Mehmet Ağar'ın yeniden sahne alması Sedat Peker'in Türkiye'deki etkinlik alanını daha da daralttı. Derin Mehmet ameliyat olduğu için Bodrum'da hastanede. Nisan 2021'de ise düğmeye basıldı. Evine ve adamlarına operasyon düzenlendi. Bu baskınlar sırasında ailesine hakaret edildiğini savunan Peker, tüm gemileri yaktı. Gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden video çekip yayınlamaya başladı. Yıllarca derin devlet için çalıştığını ve kollandığını itiraf etti. Uyan devi uyandırdınız, bunu yaptınız. Göreceksiniz. Bir tripoda, bir kameraya. Zekaya yenileceksiniz.
bir kameraya, bir tripoda yenileceksiniz diyen Sedat Peker'in yolsuzlukları ifşa ettiği videoları milyonlarca kişiye ulaştı, çok ses getirdi. Daha birkaç yıl önce iktidar için oluk oluk kan akıtmaktan bahseden Sedat Peker, şimdi onlara karşı mücadele ediyordu. Mafya ve siyaset dünyasında saflar bir gecede böyle değişebiliyordu. Ben bana milyonlarca genç çocuğu haksız yere küfür ettirdiler. Sedat Peker'in videoları siyaset dünyasını salladı. Sonunda olay uluslararası boyuta taşındı. Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma gereği Sedat Peker'e video çekme, hatta tweet atma yasağı getirildi. Ya nereye gitsem deport. 1964 İstanbul Karagümrük doğumlu Nuri Ergin de bu listeye dahil edilecek isimlerden. Kardeşi Vedat Ergin'le birlikte Nuriş kardeşler olarak tanındılar. 1997 yılında Metris cezaevinde çıkan isyandan sorumlu tutuldu. Tutuklanıp Afyon cezaevine gönderilen Nuri Ergin ve kardeşi Vedat Ergin, 1999'da Sabancı suikastı sanığı olan Mustafa Duyar'ı öldürttü. Alaaddin Çakıcı ile yıldızları hiç barışmadı. Karşılıklı birbirlerinin mekanlarına defalarca baskın yaptılar. Halen cezaevinde. Osmanlı'dan bu yana kabadayılar özellikle İstanbul'da hiç eksik olmadı. Bazıları fakire yoksula dokunmadan, garibanı ezmeden bu işi yaparken, bazıları sırtını devletin içindeki derin güçlere dayayıp palazlandı. Bazen de kontrolden çıktılar. Bu yüzden 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sonrası devlet iki defa bunları çökertmek için Babalar Operasyonu düzenledi. Tabii ki sonuç alınmadı. Sonraki yıllar onlardan boşalan yerleri diğerleri hemen doldurdu. Ve tüm bu yaşananlar şunu gösterdi. Hukukun, demokrasinin zayıfladığı dönemlerde yeraltı dünyası güçleniyor. Mafya vardır tabii. Devlet bankalarını soyanlar, bu fakir halkın parasını soyanlar, dileğe dayalı teşkilatlar kurup bu paraları alanlar mafyadır tabii. Ama kapıdayılara iftira ediliyor. Bir takım insanları gizlemek için